lenfadenopatinin nedeni önemli. Eğer bir enfeksiyon hastalığı varsa enfeksiyona yönelik antibiyotiği en az iki hafta kullanmalıyız ve bu iki hafta boyunca verdiğimiz antibiyotikten sonra hem enfeksiyonun hem de lenf bezinin gerilediğini ve ortadan kaybolmasa bile belirgin oranda gerilediğini ve başta gördüğümüz enfeksiyon bulgularının ortadan kaybolduğunu görmemiz lazım. Yine eğer bir başka hastalığa bağlıysa, örneğin alerjik hastalıklarda veya bağ dokusu hastalıklarında e, lenf bezi büyümesi söz konusu ise, bu hastalıkların tedavisiyle birlikte lenf bezlerinin gerilemesi lazım. Eğer e, kansere bağlı bir lenf bezi büyümesi varsa, yani bir çocuklukça kanseri, lösemi gibi bir hastalıktan dolayı büyüyorsa, löseminin tedavisiyle birlikte lenf bezlerinin küçülmesi, yani onun içerisine giren lösemi hücrelerinden arındıktan sonra lenf bezlerinin küçülüp normal cesametine gelmesi beklenir. Yani lenf bezi aslında kendisinin büyümesinden ziyade onu büyüten nedenlerin tedavi edilmesiyle küçülür ve tedavi edilir. Önce altta yatan nedeni bulup buna yönelik tedavi gerçekleştirmek lazım.